Azerbaycan'ın Qubadlı şehrinin kuruluş için cephede savaşan ve özgür bir Qubadlı için ilk Azerbaycan bayrağını çeken Rüya Cefarov, Ermeni bayrağını binanın üzerinden çıkartarak Azerbaycan bayrağını astı. Rüya Cefarov, cephede gergin savaşlar zamanında kahramanca şehit oldu. Cefarov'un karısı Firuze Cefarov, kocasının tabutunu omuzlarında taşıdı ve "Bu benim son görevimdi. Rüya'yla karşı son görevimi yerine getirdim," dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği Azerbaycan ordusunun Agdam'a girdiği duyuruldu. Agdam ilinin yaklaşık 177'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı. İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Agdam kent merkezi ve köylerin çoğu harabe ve ıssız durumda kalmıştı. Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin yerleşim mevzilerine saldırısına karşılık vererek Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Agdam, Naçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Türk Milli Savunma Bakanlığı 27 yıl sonra Agdam bölgesinin kuruluşu için Azerbaycan'a tebrik mesajı gönderdi. Türk ordusu Twitter hesabından kahraman Azerbaycan ordusu Karabağ'daki zaferden sonra varılan anlaşma çerçevesinde Agdam'a girdi. 30 yıl sonra Azerbaycan işgal altındaki topraklara katılır, gelecekte Azerbaycan yanında olmaya devam edeceğiz diye paylaşımda bulundu. Azerbaycan'ın İçişleri Bakanlığı polis memurlarının açık havada maske kullanımı kontrol etme çalışmalarını yoğunlaştıracak. İçişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Ehsen Zeytov 21 Kasım'dan itibaren polis memurlarının insanlar sokaklarda ve parklarda maskelerin doğru kullanımı için izleneceğini bildirdi. Vatandaşlar sadece maske kullanımı için değil aynı zamanda doğru kullanım açısından da izlenecek. Maske ağzı ve burnu tamamen örtmelidir. Çeneye maske takılarak karantina kurallarına uymak imkansızdır. Maske gereği gibi kullanmayanlar İdari Suçlar Kanunu'nun ilgili maddesine göre yargılanacak. Maskenin uygunsuz kullanımı için cezanın bireyler için 100 manat olduğunu unutmayın. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel veriler. Dünya genelinde virüs nedeniyle 1.365.695 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 57.239.964'e çıkarken virüs saptanan 39.734.942 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 16.139.327 hasta bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü Amerika Birleşik Devleti'nde 12.070.712 kişi de Covid-19 tespit edildi. Salgın nedeniyle 258.333 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devleti'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle: Hindistan, Brezilya, Fransa, Rusya, İspanya, İngiltere, Arjantin, İtalya, Kolombiya, Meksika, Peru, Almanya, İran, Polonya, Güney Afrika, Ukrayna, Belçika, Şili ve Irak. Amerika Birleşik Devleti'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle: Brezilya, Hindistan, Meksika, İngiltere, İtalya, Fransa, İran, İspanya, Arjantin, Peru, Rusya, Kolombiya, Güney Afrika, Endonezya, Belçika, Şili, Almanya, Ekvador, Polonya, Türkiye, Irak, Kanada ve Ukrayna.